Merhabalar. Bu bölüm eğitim, bilgilendirme ve proje geliştirme gibi önlemleri alabilen, afet olması durumunda her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilecek, yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler hem kamu sektörü, hem özel sektör, hem de sivil toplum kuruluşlarında acil durum ve afet yönetimi uygulamalarını gerçekleştirebilecek. Düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliklere sahip yetkin elemanlar olarak mezun olurlar. Fiziki gücün gerekli olmasından ötürü bedenen güçlü, acil ve olağan dışı durumlarda sağlıklı karar verebilme yeteneğine sahip, yardımlaşma duygusu gelişmiş, titiz, soğukkanlı ve takım çalışmasına yatkın kişiler için uygun bir bölümdür. Şimdi de bu bölümde okuyan öğrenci arkadaşlarımızdan program kapsamında alınacak eğitim detaylarını anlatıldığı video izleyeceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Piloto Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi 1. sınıf öğrencisi Sema Arslan ben. Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programının amacı tüm afet ve doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, olaylara anında müdahale edebilen, tüm önlemleri alabilen uzmanlar ve teknik elemanlar yetiştirmektir. 112 komuta kontrol merkezleri, itfaiyeler, sivil savunma, arama ve kurtarma birlikleri gibi çalışma alanları vardır. Temel anatomi ve fizyoloji, ilk yardım teknikleri, afet kültürü, acil durum yönetimi, doğada yaşam ve hayatta kalma, yangın ve yangından korunma gibi dersler görüyoruz. 2 yılda 30 günlük zorunlu stajımız var. Ayrıca mezun olabilmek için danışman hocamızla birlikte karar verdiğimiz bitirme projesini başarıyla tamamladıktan sonra mezun olmaya hak kazanıyoruz. Bu mesleği neden tercih ettim? Çünkü insan hayatının öneminin farkındayım. Dünyada yaşam, hayat var olduğu sürece risk her zaman vardır. Riskleri değiştiremeyiz ancak sonuçlarını değiştirebiliriz. Bunu da geçmişte kazanılan tecrübeler, geliştirilmiş kaynaklar, yeni araştırmalarla başarabiliriz. O yüzden bu meslekte yer almak istedim. Bu mesleği tercih edecek adaylara önerilerim. Çok nadirdir sevdikleri işleri meslek haline getirenler. Eğer doğaya, insan hayatına önem veriyorlarsa, hayat kurtarmayı seviyorlarsa, bu eğitim programıyla birlikte uzmanlaşarak hem faydalı, hem başarılı, hem de mutlu bir meslek hayatı sürdürebilirler. Şimdi de bu alanda profesyonel olarak çalışan birinin deneyimlerini paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Merhaba arkadaşlar, ismim Kemal Koçak. 1996 yılından beri afet acil durum alanında çalışmaktayım. Kurumumuzun ismi Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı. Çalışma alanlarımız afet ve acil durumlara hazırlık, eğitim, müdahale ve aynı zamanda insani yardım organizasyonları. Gerek komşu ülkelerimizde gerekse dünyanın farklı coğrafyalarında oluşan afetler ve savaşlar durumlarında insanlara yardım etmek. Genel olarak bizim yaptığımız çalışmalar öncelikli olarak toplumun afetlere hazırlıklı olması açısından afet bilinçlendirme eğitimleri yapıyoruz. Bu eğitimler sonrasında tatbikatlar organize ediyoruz. Özellikle okullar, hastaneler, yurtlar, öncelikli kamu binalarında toplumun afete karşı dirençli şehirler oluşması için eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında meydana gelebilen afet, acil durumlarda müdahaleler gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber özellikle kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum kuruluşların afete hazırlık planlamalarını yapıyoruz. Bununla birlikte daha büyük ölçekte ise Türkiye afet acil durum müdahale planları oluşuyor. Olası bir afet durumda neler yapabiliriz, nelere ihtiyaç duyacağız, bunların tespitlerini yapıp gerekli uygulamaları yapıyoruz. Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkez teşkilat ve il teşkilatlarından oluşmakta. Başkanlığımızda bulunan afet uzmanlığı kadroları, sivil savunma uzman kadroları bizim şu anki mevcuttaki bulunduğumuz yer arama kurtarma birliklerinde ise yine sivil savunma uzmanları yönetim kadrosu ve arama kurtarma personelinden oluşmakta. Bunların içerisinde farklı branşlarda çalışan personelimiz var. Afet acil durum yönetimde bütünleşik bir yaklaşım sağlamak için her alanda uzman personele ihtiyaç var. Burada sosyal çalışmacı personelimiz var. Psikolojik destek için psikologlarımız var. Dalış ekibinde arkadaşlarımız var. Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer çalışmalara yönelik
kimyasal kimyacı, kimyasal silahlar konusunda bilgili personelimiz var. Dağcılık konusunda uzmanlaşmış personelimiz var. Saha aramalarında etkin bir çalışma yapabilmek için K9 birimlerimiz var. Bu birimler gündelik zaman içerisinde eğitimleri yapıp herhangi bir görev olduğunda da meslekleri, branşlarıyla ilgili icraları gerçekleştirmekte. 1996 yılında bu mesleğe başladıktan bir yıl kadar sonra çevremizde ve dünyada gelişen afet acil durumların sıklığı üzerine bu meslekte hem insan hayatı kurtarıyor olabilmek hem de bunu profesyonelce yapabilmek çok farklı gelmeye başladı ve zaman içerisinde aldığımız eğitimlerle birlikte bu mesleği daha çok severek, daha çok insana yardım yaparak sürdürebilmenin mutluluğundan dolayı bu mesleği devam ettirdim ve seçtim. Biraz önce de bahsettiğimiz üzere dünyada birçok alanda maalesef afetler, insan kaynaklı savaşlar, bir sürü olaylar oluyor ve bu olaylar dolayısıyla dünyanın birçok yerinde sahada çalışacak afet acil durum çalışanlara ihtiyaç olmakla beraber aynı zamanda kurumların afetlere hazırlanması için de insan kaynağına ihtiyaç var. Özellikle ülkemizde Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı altında organize olmuş bir yapının dışında uluslararası Birleşmiş Milletler'in özellikle bu konuda çalışan birçok birimi var. Ki daha önceki yıllarda bu çalışmalar içerisine dahil olmuş, şu anda çok iyi noktalara gelen arkadaşlarımız var. Biz Türkiye olarak Birleşmiş Milletler içerisinde şu anda bölgesel liderliği yapmaktayız. Birçok arkadaşımız çok farklı alanlarda, farklı konumlarda bu alanda hizmet verebilir. İnsani yardımlar, müdahaleci olarak veya afet yöneticisi olarak hizmet edebilirler. Şimdiden bu bölümü tercih edecek gelecekteki meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Afetsiz günlerde ama hep beraber afetlere karşı hazırlıklı olmak dileğiyle başarılar diliyorum.